Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel anlamda kendi ilkeleri olarak koyduğu merkezde bir sağ parti, liberal bir sağ parti oluşturmasını hiçbir zaman tasvip etmedim. Kendisi de bilir. Ekmelettin İhsanoğlu meselesinde hiç tasvip etmedim. Dolayısıyla Altılı Masa'da Meral Hanım meselesinde de çok net eleştirilerim de oldu. Kaba hatlarıyla işte bu nedenle onu oy pusulası vesaire oralardaki meselelerde de çok sert konuştum. Bunları bilir. Ama öte yandan Kılıçdaroğlu'nun özellikle bu adalet yürüyüşüdeki amacı, oradaki tutum derken Erdoğan'la hiçbir biçimde uzlaşmaz ve oradaki temel çelişkiyi koruyan hali bence anlamlı ve önemliydi. Cumhuriyetçi tavrı, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tutumu önemliydi. Dolayısıyla hani bu Sivas gibi bir halde Çubuk'ta katledilmeye kalkılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun temel anlamda bu Türkiye'nin denkleminde tırnak içerisinde söylüyorum, çabasını önemli buluyorum. Herkesten farklı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bugün yine onu anlatacağım. Bir türlü insanlar onu anlamak istemiyor. O süreci tekrar anlatacağım. Dün konuştuğumuz için önümüze de ışık tutacağını düşündüğüm için onu anlatacağım. Bir de tabii şu da görülmüyor. Yani bir insanın başarısızlığı ve başarısı bağlamında bir değerlendirme yapmak gerekir ve bunun nesnel koşullarda yapmak gerekir. Dolayısıyla şunu hiçbir zaman unutmayın. Kemal Kılıçdaroğlu eleştirilerinin tamamını haklı yapsanız bile Recep Tayyip Erdoğan'ın tek adam rejiminin kurulması aşamasında tarih unutulduğu zaman biraz şaşırtıcı oluyor. Nedir o tarih? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce Deniz Baykal döneminde Erdoğan'ı parlamentoya taşıyan dinamikler. Devlet Bahçeli'nin hükümeti yıkması, Devlet Bahçeli'nin yani bu DSP, MHP, Anavatan Partisi hükümetini yıkması, ardından Baykal'ın Erdoğan'ın meclise taşıması ve o meclisin toplumun neredeyse %50-%55'i civarında ancak temsil kabiliyeti olması, hak etmediği derecede düşük bir, yani düşük temsiliyetine rağmen hak etmediği derecede büyük bir gücü kullanarak işte sol liberallerin katkısı, efendime söyleyeyim şeyin katkısı, cemaat vesaire Fethullahçıların katkısıyla birlikte ortaya çıkan tabloya dönüp baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlış politikaları dediğiniz politikalarda Erdoğan mantığını kuranların ardından bunların geliştiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Baykal dönemini ve Kemal Derviş'in Türkiye'ye bir Mehmet Şimşek olarak gelmesini, o dönemki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türkiye'nin darmadağın edilmesini, 1 Mart tezkeresini falan bütün bunları unutursanız ki 1 Mart tezkeresinin devamı bugün yaşanıyor. O zaman durup dururken belleksiz bir toplum olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tek başına sanki bir süreci götürmüş gibi algılarsınız. Hayır, Devlet Bey'in rolünü Türkiye'de herkes biliyor. Bugün de işte Öcalan'ın mecliste konuşması noktasına geldiği bir dönemde Devlet Bey'in devletin bizatihi kendisi olduğunu, Devlet Bey'in devletin yürüyen hali olduğunu bir kere hep birlikte görmemiz gerekir. Dolayısıyla bütün bunları bu nesnel ölçütlerle ortaya koymamız lazım. Bir diğer mesele, yine ben Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan önce eleştirilerdeki haksız bölümleri söyleyeceğim, sonra haklı bölümleri söyleyeceğim. Yine bir diğer haksız mesele şu, Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ekrem İmamoğlu'ndan tutun Mansur Yavaş'a kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hatta Genel Başkan Özgür Özel dahil olmak üzere bütün aktörleri siyasete kazandıran isim, üstelik seçim kazanarak kazandıran isim. O yerel seçimleri hatırlayın. İstanbul alınamaz dendi, alındı. Ankara alınamaz dendi, alındı. Mersin geri geldi, Adana geri geldi. Orada Kemal Bey'in uyguladığı strateji, mesela Bursa bile geldi, bir seçim sonra geldi ama geldi. Kemal Bey'in orada uyguladığı strateji, ilçe belediyelerinde başarılı olan insanların büyük şehirlere aday gösterilmesi, orada sebat edilmesi önemliydi. Kürtlerle kurulan ve sonra adına şehir uzlaşısı denen yapıyı kurması önemliydi. Ekrem Bey'i Beylikdüzü'nden alıp çıkarması ve Ankara İstanbul Belediye Başkanı yapması önemliydi. Mansur Bey'de ısrar etmesi, çalınan belediye başkanlıklarından sonra yeniden onunla yürümesi önemliydi. Zeydan Bey'in aynı şekilde Antalya'yı geri alırken yani uygulamanın Vahap Bey'in olması vesaire. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun o seçimi kazandığını ve bugünkü siyasi aktörleri de siyasete kattığını bilelim. Bunlar olumlu tarafları yani Cumhuriyet Halk Partililer açısından. Hatta halen Cumhuriyet Halk Partisi'nin son yerel seçimlerdeki başarı da o geleneğin sürdüğünü, yani Ekrem Bey'in, Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olarak adlarının geçmesi dahil
o seçimlere ait olduğunu unutmayalım. Yani bir insana topyekün bir eleştiri, daha doğrusu topyekün bir eleştiri bile yapılsa içinde ayıklama gerektiğini söyleyeyim. Bunlar benim nesnel değerlendirmeleri. Öte yandan şunu da altını çizmek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu meselesi ileride tarih sahnesinde yazıldığı zaman Türkiye'nin hukuksuzluğun en yoğun olduğu, cemaat tarikat ilişkilerinin en acayip hale geldiği, tuhaf yargılamaların Ergenekon, Balyoz, Oda TV vesaire bunların olduğu bir dönemdeyiz. Ama bunlardan önemlisi benim Kılıçdaroğlu meselesinde bunu altını çizerek söylemek istiyorum. Israrla ve inatla Kemal Bey savunur gibi görünmemin nedeni aslında bir ahlaki problemi ortaya koymamdan kaynaklanıyor. Yoksa ben Kemal Bey'le eğer onu savunur, onun yanında duracak olsaydım, onun beni partiye çağırdığında biraz çenemi tutsaydım başka bir tablo olurdu. İsterseniz milletvekili olmak istiyorsanız olurdunuz, MYK'ya girerdiniz, bilmiyorum. Türkiye'de şöhret de olurdunuz. Benim hayattaki tek pişmanlığım Cumhuriyet Halk Partisi'ne girmektir. Bunu her zaman söylüyorum. Kemal Bey'in çağrısı üzerine gittim. Ben orada bir sosyal demokrat parti içerisinde sosyalist bir kanadı da kurarız zannettim. Tamamen başka bir şey oldu. Hayattaki iki pişmanlığımdan birisi budur. Yani babamın, dedemin partisinin o çizgide sola doğru taşınabilecek bir yapısının olduğunu sezememektir. Birincisi bu. İkinci pişmanlığım da hayatta Cafer Mahiroğlu'yla arkadaş olmuş olmak ve onun böylesine bir tip olduğunu bilmemektir. En büyük pişmanlıklarımdan biri de odur. Ben yani Cafer'i adam sanıyordum. Ben Cafer'in bu ayak oyunlarında olacağını falan bilmiyordum. Bu ikisi önemli. Şunu da hiç unutmayın. Cafer Mahiroğlu pek çok sebepten dolayı siyasette bütün üç kağıdın kilidini elinde tutan bir yerdeydi. O yüzden söylüyorum bunları. O üç kağıdın kilidini de daha önce anlattım, yine anlatacağım. Fakat sizin bilmediğiniz bir takım meseleleri burada tekrar anlatmam gerekiyor. Olayları kavrayabilmeniz için. Temel prensibim benim şu. Burada bizi izleyen izleyiciler, sokakta gördüklerim, Kemal Bey şu kadar seçim kaybetti bilmem ne diyenler, herkes her şeyi söyleme hakkına sahip. Onların başımın üstünde yeri var. Beni de eleştirebilirler. Çünkü sonuçta bu ülkede şey yapıyor. Ama Kılıçdaroğlu'nu, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Zıpzıp Ali Mahir, efendime söyleyeyim Veli Ağbaba vesaire, bunların hiçbiri eleştiremez. Hiçbiri eleştiremez. Bunların hiçbir Sezgin Tanrıkulu falan, bunların hiçbiri ağzını açamaz. Selin Sayıkböke açamaz. Bunların hiçbiri ağzını açamaz. Çünkü bunların tamamını Kemal Kılıçdaroğlu siyaset sahnesine taşıdı. Hatta bir kısmını taşıdığı için de Türkiye'nin başına bela etti. Onu da söyleyeyim. Ama daha ileri gideceğim. Muharrem Erkek gibi Çanakkale Belediye Başkanlığı için Kemal Bey'in 24 saat yanında durup onu arkadan hançerleyen falan insanlara baktığınız zaman bu kabul edilebilir bir şey değil yani. Dolayısıyla burada başka bir sorun var. Namertlik problemi var. Namertlik problemi var. Şimdi bu namertlik problemi, arkadan vurma, Cafer'in ayak oyunları, bunların tamamı çok büyük bir Türkiye uçuruma getirdi. Türkiye'nin başına Özgür geldi ama Özgür Türkiye'nin başına geldi mi? Yani CHP'nin başına geldi mi? Tartışma, yumuşama bilmem ne. O yüzden bunları çok iyi bilmeniz lazım. Ve benim görevim Türkiye'deki bu seçeneksizliği, çünkü ben Türkiye'de bir sosyalist seçenek olması gerektiğine inanıyorum. Fakat giderek sağdan daha sağcı. Şimdi de Fatih Erbakan parlatılıyor. Vay ne uygar, ne bilmem ne falan deniyor. Fatih Erbakan neticede evrime karşı yaratılış teorisini savunacak bir noktada olan, milli görüş siyasetinden gelen, antikomünist, sola karşı olan bir isim. Bir parti genel başkanı, tarihi olarak önüne açılıyor, bilerek açılıyor. Ama yani bugün Türkiye'de laik çevrelerin iki tane Fatih Erbakan gibi başka iki isim de bu tarafta olsa ya da şu tarafta olsa bu işi çözülemeyeceğini anlamıyorlar mı? Yani Meral Akşener'in ne olduğu, Fatih Erbakan'ın ne olduğu vesaire bunlar bilmiyor mu? Bunlar her zaman AKP ile ve milli görüşle iş yapacak isimler. Dolayısıyla bu meselelere bakarken nesnel bir ölçü koymakla yükümlüyüz. O yüzden Türkiye'de bir sol seçenek yok ve Özgür Özel, efendim mesela Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'tan falan tırnak içerisinde laik Atatürkçü bir şey yaratılmaya çalışılıyor ama bunların Atatürkçülüğü de muamma. Çünkü Atatürkçülüğün temel meselelerinden laiklik, devrimcilik ve anti-emperyalizm bunların hiçbir cümlesinde yok. Dolayısıyla siz hiç Allah aşkına şeyin ağzından, Ekrem İmamoğlu'nun ağzından laiklik, Ekrem İmamoğlu'nun ağzından anti-emperyalizm, Ekrem İmamoğlu'nun ağzından devrimcilik vesaire gibi bir şey duydunuz mu? Duysanız da inandırıcı olur mu?
Yok. Dolayısıyla Cumhur İttifakı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün temsil ettiği liberal ekonomi üzerinde Türkiye'de herkes uzlaşmış durumda. Zaten Kemal Bey'de temel eleştirimiz bu liberal ekonomiye yönelik eleştirilerini çok geç yapmış olması meselesiydi. Bunu da görmek lazım. Fakat şunu unutmayın. Bakın bu söyleyeceğim şey Ali çok önemli. Bu söyleyeceğim şey onun altını çizmek isterim. Türkiye'de çok kritik bir şey oldu. Ekmelettin İhsanoğlu'nu Devlet Bahçeli masaya getirdi ve arkasında durmadı. O zaman da Erdoğan'ı Devlet Bahçeli seçti. Kılıçdaroğlu'yla ben o zaman konuştuğumda Erdoğan gitsin diye Devlet Bahçeli şeyde Ekmelettin Bey'e eyvallah dediğini anlamıştım, söylemişti. Ama olmadı, yanlış tercihti. Fakat asıl mesele, bakın bunu herkes gözden kaçırıyor. Asıl mesele şu, bunu tekrar söylüyorum. Lütfen bunu yazın. Muharrem Bey'in aday olduğu dönemde içinde Medyascope TV çevresinde olan isimler, Ruşen Çakır'ın kanalında ama Ruşen o işin içinde miydi bilmiyorum, muhtemelen içindedir ama içinde Levent Gültekin, içinde Bekir Ağırdır gibi çok önemli isimler Kemal Bey'e gidip içinde de bir tane sosyalist var. Kemal Bey'e gidip kendisine Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olması gerektiğini, Abdullah Gül'ün Erdoğan'ı yenebilecek tek isim olduğunu ve önce Abdullah Gül şeyiyle planıyla şeyin aşılacağını, Erdoğan'ın aşılacağını, arkasından bu meselenin ardından gerekirse Türkiye'nin önüne açılacağını Bekir diplomasi yaparak gidip gelen isimler vardı. Bugün Levent Gültekin'in kudurmasının altında yatan, Ali Bilal'e ağız dolusu hakaret etmesinin altında yatan temel sebep onun aradığı Abdullah Gül sürecinin olmayışıdır. Bekir Ağırdır'ın neden defalarca ben şimdi söylemiyorum, 2 yıldır bunları söylüyorum. Bir tanesi çıkıp bu sorularımıza da cevap vermiyor. Bekir Ağırdır'ın siyasette nasıl bir denklem kurduğu, nasıl o şeylerle, anketlerle vesairelerle toplumun manipüle edildiği falan bunların hepsi ortada. Kaldı ki yine söylediğim Ali bak bunları insanlar unutuyor. Şöyle bir tezgah kuruldu. Meral Akşener'in partisi bu son şeyden önce bakın pek çok şey kuruluşunda kamuoyu yoklamasında %20'yi geçti bilmem ne diye falan gösterildi. Nerede %20 oyu Meral Akşener Partisi'nin, İYİ Parti'nin? Nerede? Hiçbir zaman olmadı bu. Yalan söylediler. Amaç İYİ Parti'yi masaya yüksek oturtmak, amaç CHP'yi topal ördek yapmak, amaç Ekrem Bey'in ya da Mansur Bey'in Cumhurbaşkanlığı'na gitmesinin önünü açmak gibi görülse de hep iddia etmiştim. O gün duruyor Tele1'de. Aslında Meral Akşener'in kafasında iş Kemal Bey'den seker, Ekrem Bey'den seker, Mansur Bey'den seker, bana kalır demiştim. Meral Akşener kendisi Cumhurbaşkanı olur muyum diye hayal kuruyordu. Ama bir taraftan da Cumhur İttifakı ile hareket ediyordu. Bu kadar açık. Bu dedikoduların böyle işte o dönemde yapılanların dedikodu diye algılanması ama bugün hepsinin ortaya çıkmış olması net. Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat'a kafa tutması o dönem semboldü o. Arkasından da Beşli Çete'nin mallarına el koyacağım demesi onun sonunu getirdi. Akşener, İmamoğlu, Erdoğan, Bahçeli arasında Beşli Çete konusunda bir ihtilaf yok ki. Bir ihtilaf yok ki. Dolayısıyla Beşli Çete bugün Türkiye'de olan yapıdan memnun. Muhtemelen bunu herkese dağıtıyorlar ve bunun finansmanını da onlar yapıyorlar. Birbiriyle karşıt gibi duranlar aslında aynı tarafta. Bunların hiçbirini insanlarımıza anlatamadık, insanlarımız göremedi. Olağanüstü kirli bir yerden söz ediyoruz. Dolayısıyla tablo bu. Bir kere bunları söyleyeyim.